işlem esnasında kalbin ve beynin arasındaki bağlantıyı kesersen hiçbir şey hissetmezsin. Görüyorsunuz, saç detoksu yapmadan önce ve sonra... Acaba ne zaman çıkar? Bir gün öncesinde sadece saçlarını temizlemiş olması yeterli. Herhalde dörtü gelmeyin, temiz gelin diyor. Al bakalım. Çok tatlı ya. Çok güzel. Merhaba. Bugün hepimizin en büyük sorunlarından biri olan saç problemini ele alacağız. Bu videoyu izliyorsan mutlaka senin de saçlarında ya dökülme var ya da seyrelme var veya belki de saçında, saç telinde çok ciddi problemler yaşıyorsun ve araştırmaya başladın. Acaba saçım nasıl daha güçlü hale gelebilir? Saç dökülmesine neler yapılabilir? Saç mezoterapisi, saç için dermapen gibi birçok arama cümlesi çıkabiliyor aslında ama saç detoksu uygulama kolaylığı ve uygulamanın kendi içindeki doğal bir şekilde ilerliyor olması sebebiyle de etkin ve güçlü bir yöntem diyebiliriz. Evet Enes'cim, heyecanlı mısın? Evet, biraz. Niye rol yapıyorsun? Korkuyorum diyordun az önce. Kameraları görünce hemen biraz heyecan. Yani. Merak etme, şu an bu videoyu izleyen herkes aslında 3 aşağı 5 yukarı bu işlemlerin nasıl olduğu konusunda bir fikri vardır. Yani bize kadar ulaştıysa birçok yöntem hakkında bilgi sahibi olmuştur diye düşünüyorum. Ama saç detoksunun diğer saç protokollerinden farkı ne? Şimdi biraz aslında bunu anlatalım. Çünkü bence herkesin bilmesi gereken en önemli detay bu. Saç detoksu işlemini biz neler yapıyoruz? Bu uygulamada saçımıza ne gibi faydalar sağlıyor? Ve uygulama aslında acılı mı, sürekliliği gereken bir işlem mi? Bunları anlatacağız. Enes gibi saçında dökülme olan ya da saç derisinde problem olan kişiler veya işte kelliğe doğru gidiyor ama buna nasıl dur diyebilirim diyen kişiler için ideal bir yöntem. Seni sormak istediğim bir şey var mı? Yani şimdi işlem yapacağız ama bu arada seni de böyle zorla buraya yatırmış olmayalım. Nasıl merak doğru. Ettiğin bir şey varsa sorabilirsin. Tek merak ettiğim şey acıyor mu? Hiç aşk acısı çektin mi? Evet. Ondan daha az acılı. Öyle söyleyeyim. Bu senin için yeterli. Bu cevabı verdiğim herkes bir anda rahatlıyor. Yani şunu çok merak ediyorum. Kişilerin aşk acısı düzeyleri de farklı demek ki. Dolayısıyla yapacağımız saç detoksu işleminde sizin bu işlemi ne kadar hissedeceğiniz de size bağlı. İşlem esnasında kalbin ve beynin arasındaki bağlantıyı kesersen hiçbir şey hissetmezsin. Yani şu an error verdi. Nasıl yapacağız acaba bunu? Evet, saç detoks işlemine başlamadan önce kişinin saç yapısını analiz ediyoruz. Tabii ki yaptığımız birkaç detaylı analiz yöntemi var ama şu an ben tabii Enes'in saçını daha öncesinde de gördüğüm için ne yapacağım ve uygulamada hangi protokolü kullanacağım bunları biliyorum. Hazırladığımız özel bir detoks mixi var. Bu kişiye göre değişebiliyor. Seanslar da kişiye göre değişiyor. Hatta seans esnasında kullanacağımız ürün miktarı da kullanacağımız ve uygulama yapacağımız bölgeye göre değişmekte. Ben özellikle detoks işleminde biraz daha konforlu ve keyifli olsun diye özel birkaç tane iğnenin olduğu bir başlık kullanıyorum. Çoğunlukla aslında bunu dermapen ya da dermaterapi işlemlerinde de görürsünüz. Biraz başlığı cildin yapısına göre de değişiyor ama enjeksiyon yöntemiyle yapılan bir işlem değil. Onu çok netlikle söyleyebilirim. Gerektiği durumlarda yapılıyor mu? Evet ama biz şu an burada bunu uygulamayacağız. Size bu uygulamayı yaparken kullanacağım iğne başlığını göstermek istiyorum. Enes'cim sen de gör istersen. İçinde yaklaşık 25 tane küçük iğnenin olduğu özel bir başlık. Her uygulamada mutlaka tek kullanımlık iğne kullanıyoruz. Zaten cihazımızın aparatı da burada. Birazdan iğnenin başlığını bu cihazın aparatına takacağım. Öncesinde hazırlamış olduğumuz detoks miximiz burada. Ve birkaç tane de pamuk benim bu işlemi yapmam için yeterli olacak. Ben ara sıra saç detoksu yaparken sakallara da detoks uygulaması öneriyorum. Enes'in de sakallarını şimdi görüyorum. Yan taraflarda biraz dökülme var. Mesela protokolün içerisinde zaman içinde de sakal detoksu da yapabiliriz sakallarını güçlendirmek için. Uzanıp kanlıcanın orta yerinde bir taşa. Muhteşem sesinde seni rahatlatıyorum. Hazır mısın? Evet, biraz. Detoks kampına gelmiş gibi hisset kendini. Sadece saçlarına detoks değil, ruhuna da detoks yapacağız. Evet, kullandığımız iğnemizi şöyle size yakından göstereyim. Görüyor musun? Şöyle bir aparatımız var. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
Ona bayıldım ya. O harikaydı. Kullanmış olduğumuz ürün miximiz burada. Bakma sen her şeyine. Bakıyorsun ya. Yat gitsin. Allah Allah. Belli bir oranda detoksumuzu alıyoruz. Ve şimdi cihazımızın ayarını yaptıktan sonra uygulamaya başlıyoruz. Yapmayacağım diyordum ama yapacağım. Çok hafif. Açıyor mu? Biraz. Çok mu? Kıyamam sana, çok açmışım zaten. Evet, saç ile ilgili olan bölümde detoks işlemimiz tamamlandı. Tabii şimdi Enes'in sakalını görünce ben hali hazırda vaktimizde varken sakal detoksu da yapmak istiyorum müsaade edersen. Tabii, uygun benim için. Nasıl, acıyor mu? Yani biraz... Doğruyu söyle. Şimdi korkutma kimseyi de. Ya hissiyatı şey gibi, hafiften bir sinek ısırığı olur ya. Tamam, bu biraz gibi. Eşek arısı ısırığı gibi de diyebiliriz. Ama gerçek anlamda inanın etki göreceğiniz bir işlem. Dayanılmaz bir işlem asla değil. Dövme yaptıranlar varsa bunu bilirler. Ondan biraz daha az acısı. Yani dövme kadar çok yoğun bir acı hissetmiyorsunuz ama haliyle tabii ki bir vitamin ve bir enjeksiyon yapılıyor gibi bir his de algılıyorsunuz bir parça. Şimdi de sakallara geçeceğiz. Sakalda şu bölümde bir seyreklik var ve bunun için de biraz da detoks yapmak istiyorum. Ragnar Lothbrok gibi olacaksın. Onlara benzeyecek, onların sakalları gibi uzayacak. En büyük hayalim. Ya çok güzel değil mi? Uzun uzun sakalları var ve eşleri savaşa giderken onlara sakallarını özel aksesuarlar hediye ediyorlar. Bu arada daha önce saç ve sakal detoksu yaptığımız bir danışanımız şu an aramızda. Kendisini de davet etmek istiyorum. Bakın sonuç ne kadar etkili ve ne kadar güçlü. Sadece 4 seans yaptık. Buyurun, buyurun sevgili Dirty. Dirty. Evet, kendisine de bundan birkaç ay öncesinde saç ve sakal detoksu yaptık. Nasıl, görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bakın ne kadar etkili yöntem. Görüyorsun değil mi? Harika. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası. Ya böyle olacaksın, yapacak bir şey yok. Bana uyar. Değil mi? Evet, kendisi de dayanamadı ve bu videonun içerisinde mutlaka olmalıyım Didem Hanım. Sonucu görsünler istiyorum dedi. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Buradan da şimdi epilasyona geçeceğiz. Çünkü biraz fazla abartmışız. Nasıl ama? Çok tatlı değil mi? Özellikle sevgili dostlarımızla birlikte merkezimizde sevgili danışanlarımızı ağırlamayı çok seviyoruz. Hayvan dostu bir merkez burası ve gelen her danışanı da gerçekten büyük bir sevgiyle onları kucaklıyor. O yüzden bu videoyu izlerken de belki yüzünüzde bir küçük tebessüm olur diye onu da davet etmek istedim. Çok tatlı ama ya, çok seviyorum. Ne yapayım? Yerim seni. Neyse, saç detoksuna geri dönelim. Saç detoksu işlemini biz ortalama 4 seanslık bir protokolde yapıyoruz Enes. Ama bazen yurt dışından gelen misafirlerimiz ya da süreç içinde zamanı olmayan misafirlerimize tek seanslık uygulamalarda yapıyoruz. Aralıklarla bunların planlamasını sizlerle yapmamız mümkün. Uygulamada genel olarak mevsimsel bir değişikliğe ihtiyaç duymuyoruz. Yani kış-yaz rahatlıkla yaptırabileceğiniz bir uygulama. Uygulama sonrasında 6 saat kadar sadece suyla temas istemiyoruz. Yani bir 6 saat sonrasında duş alabilirsin çok rahatlıkla. Günlük hayatınıza devam edebilirsiniz, spor yapabilirsiniz. Ve de işlemin sonunda kullanmanızı önerdiğimiz birkaç hassas şampuan ve
saç ürünü var. Bunlar sadece yaptığımız işlemi de etkisini artıracak şeyler. Haricinde düzenli olarak seanslarına gelmeni öneriyoruz. Yılda sadece bir defa 4 seanslık protokol yeterli oluyor. Yani bu 4 seansı sadece yılda bir kez kullanıyorsunuz. İsterseniz işte birer ay arayla olabilir, 2 ay arayla olabilir ya da yanı sıra 4 seanslık protokolü bir seferde kullanabilmeniz de mümkün. Ama yılda bir kez bu 4 seansın haricinde uygulama yapmayı önermiyoruz. Uygulamaya gelmeden önce temiz olmasına gerek yok saçınızın ama 10 günlük de yıkamamış olmayın. Yani bir gece öncesinde yıkanmış bir saçla da gelebilirsiniz. Saç detoksu işlemine ne zaman ihtiyaç duyarsınız? Saçınızda dökülme varsa, seyrelme varsa, minik bebek saçları çok çıkıyorsa ama güçlenmiyorsa, ani yaşadığınız travmalar sonucu olabilir. Yanı sıra saç hasarı ve saç cildinde problemleriniz varsa, mesela kepeklenmeler, egzama gibi problemlerde çok fazla bu tip durumlarda saç detoksu işlemine ihtiyaç duyabiliyor. Bu işlemi yaptırmadan önce yoğun kepek ve egzaması olan arkadaşlarımız da rahatlıkla gelebilir. Bir gün öncesinde sadece saçlarını temizlemiş olması yeterli. Herhalde 4 yıl saçlarınızı temizleyin öyle gelin diyor. Biraz bu tip uygulamalarda hassas bir arkadaş kendisi. Seni sormak istediğim bir soru var mı Enes? Peki saçlarım ne zaman çıkar? Acaba ne zaman çıkar? Yani tabii ki şimdi uygulamayı yaptık. 6 saat sonra saçların gürleşmeye başlayacak. Yarın da çok rahatlıkla kendine saç tokaları alabilirsen uzayacak ya birden olsa. Tabii ki en az 20-25 gün sonra etkisini göreceksin Enes'cim. Birden bu sonucu görmemiz mümkün değil. Ama düzenli aralıklarla işlemlerini bitirirsen birkaç ay içerisinde artık çok daha gür, çok daha canlı saçlara sahip olacaksın. Ama burada önemli olan senin her bir uygulamanın devamında uygulamaya olan sadakatin. Tamam. Bir arkadaşım var, onun saçları da böyle seyrek ve beyaz. Beyaz saçlara da yapılabiliyor mu peki bu? Yani beyaz derken herhalde rengini koyulaştırmak istemesinden bahsediyorsun. Çünkü saçın renginden bağımsız saçın seyrekliği ile alakalı bir olay ama genelde gözlemimiz şu, bu uygulamayı yaptığımız kişiler, bu bilimsel bir sonuç değil ama özellikle kır saçlı olan kişilerin de saçlarının koyulaştığını gördük. Çünkü genel anlamda saç kökünü besleyen ve canlandıran bir uygulama olduğu için. Güzel günlerde kullan, hayrını gör. Ekmeğini ye. Dilerim saçlarını şu 3 yıl dediğin süreç 13 yıllar 20 yıllara doğru seni ilerletir ve saç ekimine giden süreçte zaman kazanmış olursun. Özellikle şunu da söylemeyi unuttum, belirtmek istiyorum. Saç ekimi düşünen kişilerin ekim öncesinde de yaptırabileceği en özel uygulamalardan biri. Çünkü saç ekimi öncesi donör bölgeyi canlandırıyor ve güçlendiriyor. Ekim öncesi alınan her bir kılın çok sağlıklı olması lazım. Saç ekimi öncesinde de saç detoksu işlemini birkaç seans yaptırırsanız saç ekiminde kullanılan donör sayınız artar. Yanı sıra da dökülmeniz sonrasında yine azalır. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Saçlarınızın dökülmesi ya da saçlarınızda seyreklik gibi problemler varsa, dahası aklınızı başınızdan alıyorsa saçlarınız, lütfen bize ulaşın. Zaten videonun içeriğinde de bilgilerimizi sizlere iletecek arkadaşlar. Görüyorsunuz, saç detoksu yapmadan önce ve sonra gördüğünüz gibi hayatınız böyle pamuk tadında bembeyaz ve eğlenceli olsun. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlara bir hoşçakalın der misin Enes? Sanki seni şuraya zorla yatırmışız gibi davranıyorsun. Zorla mı yattın? Hayır, kendim. Çıkışta muhasebeye lütfen ödemeni yapar mısın? Tam bir uygulama yaptım yani şurada. Lütfen rica ediyorum. Al bakalım. Oo, çok tatlı ya. Sen çok güzelsin. Senin ihtiyacın olan şey 4'üymüş galiba.